Cümleten selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Nurtence İşler kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar olsun. Bugün cumartesi, herkese hayırlı hafta sonları, tatili yapanlara hayırlı tatiller olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdür. İyi olmanızı canı gönülden dilerim inşallah. Allah'ım herkes iyi olsun, sağlıklı, sıhhatli olsun. Tüm hastalarımızda nerede hastamız varsa Allah'ım şifa versin. Şafi yüzü sürmetine inşallah. Beni sorarsanız ben de çok şükür iyiyim elhamdülillah. Ben bugün poğaça yapacağım, hafta sonu cumartesi bugün. Patatesli açma yapacağım. Bugün onu koydum kafama, bakalım nasıl olacak. Malzemelerimi hazırladım, sizinle de paylaşayım dedim sevgili izleyicilerim. Birazdan biraz çocukla yatıyor. Toruna da söz verdim akşamdan, biraz bir şeyler çıkardı. Yarın hamur yapalım, seninle hamur vereceğim eline falan diye öyle onunla. O da şimdi kalktı. Şöyle size de malzemelerimi göstereyim. Evde olan malzemeleri, hiçbir şey almanıza eksik olabilir ev olan yerde. Ama evde olan malzemelerinden hemen sizinle de paylaşayım dedim. Şöyle kameramı çoğurayım sevgili izleyicilerim. Hava da çok sıcak. Vallahi o kadar sıcak ki bunaltıyor. Allah'ım dışarıda çalışanlara, sıcakta çalışanlara, benim eşim de fırında çalışıyor. Gerçekten çok zorlanıyorlar. Herkese yardım etsin. Kurban olduğum Allah'ım kolaylık versin. Helal rızık versin cümlemize. Helalinden versin inşallah. Şöyle kameramı çoğurayım. Size de göstereyim. Birlikte paylaşalım inşallah. Şöyle malzemelerimi size göstereyim sevgili izleyicilerim. Bu arada Mahinur Kuş da geldi yanıma. Şöyle kamerada ona söz verdiğim gibi elini yüzünü falan yıkadı, yazmasını da taktı. Size gösteririm biraz sonra. Şöyle malzemelerimi size sayayım. 2 bardak sütüm var. Ve biraz un var. Şöyle 2 bardak süt, 1 bardak su, ılık bunlar. 1 bardak da sıvı yağım var. 2 yumurtanın sarısını ayırdım şöyle. Beyazını hamura katacın, sarısı üstüne. Bir paket kuru mayam var. Şeker. 1,5 kaşık şekerim var. 1 kaşık pandeyin tuzum var. Tuzu da ununa. Nasıl şimdi ya? Malzemeleri tuz. Ben karbonat zannettim. Tuzu. Şimdi sütümüzden başlayalım. Hadi kat Mahinur. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş kat. Eğil biraz aşağıya. Mahinur'a akşamdan söz verdim. Yavaş kat. Yavaş. Yavaş. Konuştuk ya yarın hamur yapacağız diye. Şöyle bardaklarımı. Hadi dök. Bismillahirrahmanirrahim. Akşam sana söylemedim mi? Yarın hamur yapacağız. Sana yaptıracağım diye. Dedin mi? Yok demedi ki. Kız nasıl demedim? Ya sen unuttum ben de. Uyuyunca unuttun mu? Hadi. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Biraz bundan tabii biz oyuncak yapar gibi oyalanacağız gibi ama yapacak. Dur. Al şunu kat. Hepsini birden mi? Hı. Hepsini birden kat. Hepsini katalım şöyle. Ben karıştıracağım ama. Tamam sen karıştır. Ben de onu katacağım. Daha şimdi değil o. Daha şimdi değil. Un şimdi değil. Anneanne. Ben yumurta şeyini katıyorum. Al. Çapıyorum. Çık. Yumurtayı da baktım. Ben yapacağım. Ben daha değil daha. Artık bunlar değil. Hadi. Önünde yapıyorum işte. Şöyle karıştıralım hepsini sevgili izleyicileri. Bu da ses yapıyor. Hadi kınatıyorum. Hadi.
ses yapıyı, eliminen yapıyı. Şöyle eliminen hemen. Hadi kat bakayım. Un kat. Bu kadar yeter. Kat, doldur, 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 kat. Hadi. Doldur. Bismillahirrahmanirrahim. Ununu ölçmedim. Şöyle göz kararı. Kat, kat, daha çok katacağım. Elimin üstüne değil. Bu inmez, hadi. Tamam, bir şey olmaz kız. Sonra sonra değil, hadi. Bugün cumartesi sevgili izleyicilerim. Mahmur Kur'an'a gidiyordu. Bugün gitmeye onunla değil, önündekiyle. Yavaş yavaş, elimin üstünde değil. Ama sevgili izleyicilerim, bu yanımda kafamı karıştırdı. Tuzu unutmuşum. Şöyle ekeceğim. Yeniden yoğuracağım. Yapacak bir şey yok. Hamuru bütüdüydüm aslında. Yumuşak bir hamur yoğurduydum. Yumurta üstüne. Ununla birlikte katacaktım. Önümde bu, önümde şöyleydi, böyleydi derken. Nasıl olur bilmiyorum vallahi. Kafamı karıştırdı. Hemen bir şey unutuyorum ben öyle. Şöyle. Karıncama bizim evde sevgili izleyicilerim, maymun onları diye ya. Ne yaparsam yap, ilaç da sıkmayın ölmesin ne falan diye. Şöyle hemen bir üstünü kapatacağım. Yumuşak bir hamur. Şöyle. Hele de yapışıyor biraz. Evet, çünkü hamurlar eline yapışıyor. Böyle bardağın dibindeki yağına. Mayası gelmesini bekleyeceğim sevgili izleyicilerim. Nagada da gölü bakalım. Benim hamurumun mayası gelmiş sevgili izleyicilerim. Bakın şöyle. Bayağı da nasıl kabarmış. Poşet sarıverdim üstüne. Şöyle. Azıcık şurada dursun. 5 dakika. Şöyle patates haşladıydım. Göz kararı 4 tane ufak ufak, çok büyük değil. Belki de hepsi de gitmez. Şöyle bir tanesini alayım. Ezeceğim. Şöyle azıcık tuz atayım. Patatesi. Şurada da bir kaşık tereyağım var. Yumuşamış, o da sıcakta.
böyle bayağı bir eziyorsun sevgili izleyicilerim. Patatesimi ezdim. Tereyağı içinde bir kaşık katın, iki kaşık. Siz gayri kendinize bağlı. Şöyle macun gibi oldu. Bunu kenara alıyor. Şurada da maynurum. Oynadığı hamur var. Şöyle tepsime kağıt koydum. Buraları temizle sevgili izleyicilerim. Sadece kuruladım. Şöyle hamuru. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle azıcık yağ şey yapayım. Şöyle elimi yağa banıyor. Şöyle pazılarımı tutuyor. Pazılarımı tuttum sevgili izleyicilerim. Şöyle patatesli harcımı üstlerine koyuyorum. Tereyağı da var içinde tabi. Şöyle ilk o bir tane patatesi almışım. Fazla geleceğimiş imiş. Şöyle tam denk geldi. Şöyle içlerine böyle içlerine yediriyor. Şöyle. Açıyorum ben sevgili izleyicilerim. Çabuk da açılıyor. Patates içinde. Hemen şöyle sarıyor. Şöyle bağlıyor. Tepsiye koyuyor. Sevgili izleyicilerim. Basit. Çok oyalamayı hemen insanı.
yarım saatte falan, 20 dakikada geldim Ayas'a. Hava çok sıcak. Şöyle bağlıyor. Şöyle bakın. Biraz da tepsi mayası gelsin. Mayası geldikten sonra üstünü biraz tepsi mayası geldikten sonra yumurtasını sürecin sevgili izleyicilerim. Hemen sürersek şöyle. Patatesi yağı içinde. Peynirli de yapabilirsiniz. Bugün ben patatesli yapmak istedim. Bunları da şöyle yaptım sevgili izleyicilerim, kolaylık olsun diye. Şöyle şu köşede. Şöyle bağlayıverdim. İkinci tepsim bu. Birini düz düz yaptım, açtım. Şöyle. Hamur çok cıvıyı, hava çok sıcak. Şöyle. Bir tanesi de şöyle. Tepsi mayası gelince üstlerine süreci yumurta sarısını hemen fırına vereceğim. Şöyle. Bir tepsisi fırında sevgili izleyicilerim. Bir tepsisine de şöyle tepsi mayası geldi. Vallahi o kadar çok kabardılar ki fırındakiler. Şöyle. Yumurtalarını sürüyor. Öbürünü alıp hemen bunu koyacağım. Üstlerine çörek otu, susam, ne atmak isterseniz kendinize bağlı. Patatesli açma bununla. Şekli şemali de size kalmış. Böyle ortalarını. Şöyle sürdüm. Fırındakileri de size göstereyim. Vallahi nasıl
Bakın sevgili izleyicilerim, çok sıcak, altı da pişmiş. Hemen bunu alıp şu öbürünü koyacaksın. Azıcık bunların üstüne susamatacın az bir şey. Öbür tepsiye atmadım. Şöyle bakın sevgili izleyicilerim. Poğaçaların bir tanesi pişti. Bir tanesi de fırında daha. Şöyle çocukla kahvaltı yapacaklar. Soğumuş mu da? Yani birazcık daha. Şu fırındakini de göstereyim size. Vallahi o da da çok şişiyor. Maşallah bu çok durdu. Çok kabarmış. Şöyle bir aç bakalım. İçine. Vallahi tuzunu sonradan kattık. Siz de gördünüz. Unutmuşuz. Yok mu? Bir bak bakalım tuzumuz nasıl. Tuzu sonradan kattık. Maynur'dan unutmuşuz. Maynur da hastalandı. Koya benden hamur yapacaktı. İyi öyle bir İyi şey. İyi mi tuzu falan? Patatesli bu. Patates evet, falan kayboldu gitti. Evet patatesli kayboldu. Sade yumuşadı. Bakın şöyle. İçine tel tel ayrıldı valla. Kübra test dedi ya. Şuna bak. Kahvaltı yapacaklar. Öteki daha çok şişti. Bu daha çok şişti ama İyi çok mi güzel. Tadı tuzu? Hadi afiyet olsun. Beğenirseniz sevgili izleyicilerim beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bana destek olsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Kanalımda kalın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.